Endi nuqtadan to'g'ri chiziq qacha bo'lgan masofani ko'rib chiqamiz. Bizga to'g'ri chiziq qiynamasi berilgan bo'lsin. AX qo'shuv va Y qo'shuvsi teng 0. Va bundan tashqari bizga bir nuqta berilgan. X 0, Y 0 nuqta berilgan. Nuqtadan to'g'ri chiziq qacha bo'lgan masofani topishni ko'rib chiqamiz. X 0, Y 0 nuqta. Mana bu to'g'ri chiziq. Berilgan to'g'ri chiziq grafigi. Nuqtadan to'g'ri chiziqqacha bo'lgan masofa deganda biz nimani tushunamiz? Nuqtadan to'g'ri chiziqqa perpendikulyar tushiramiz. Shu perpendikulyarning uzunligi d, nuqtadan to'g'ri chiziqqacha bo'lgan masofa deyiladi. Bu d ni topish uchun biz quyidagi formuladan foydalanamiz. D teng modul x va y larni o'rniga x0 y larni olib qo'yamiz. A x0 qo'shuv b y0 qo'shuvsi taqsim izosida a kvadrat qo'shuv b kvadrat. Nuqtadan berilgan nuqtadan x0 nuqta x0 x0 y0 nuqtadan berilgan to'g'ri chiziqqacha mana bu to'g'ri chiziqqacha bo'lgan masofa mana bu formula orqali topiladi. Endi shu formuladan foydalanib biz quyidagi test misollarini yechamiz. Birinchi misolda mx, y nuqta koordinatalari yig'indisi 3 ga teng. Biz bu yerdan biz quyidagi tenglikni yoza olamiz. Koordinatalar yig'indisi, ya'ni x qo'shuv y 3 ga teng ekan. Bu nuqta koordinatalar boshidan qanday eng qisqa masofada bo'lishi mumkin? Demak, nuqta mana bu to'g'ri chiziqda yotar ekan. To'g'ri chiziq grafigini chizadigan bo'lsak bu 3 mana bu yerda ham 3 mana bu ikkita nuqtadan o'tadi. Demak, M nuqta shu to'g'ri chiziqni ustida ekan. Bu nuqta koordinatalar boshidan qanday eng qisqa masofada bo'lishi mumkin? Ya'ni koordinatalar boshidan eng qisqa masofa qayerda bo'ladi? Mana bu yerdami, bu yerdami, qaysi nuqtada bo'lsa eng qisqa bo'ladi? Buning uchun koordinatalar boshidan unga perpendikulyar tushiramiz. Mana perpendikulyarning uzunligini topamiz. Hop, mana bu formuladan foydalanamiz. Buning uchun tenglamani biz quyidagicha yozishimiz mumkin. 3 ni chap tomonga o'tkazib, teng 0 ko'rinishida yozamiz. Endi bizda x0, y0 nuqta koordinatalar boshi bo'lyapti, ya'ni 0, 0 nuqta bo'lyapti. Demak, 0, 0 nuqtadan mana bu to'g'ri chiziqqacha bo'lgan masofani topamiz. D teng mana bu formulaga ko'ra x va y larni o'rniga 0 olib qo'yamiz. 0 qo'shuv 0 minus 3 modul modulini 1 yildiz ostida x ni koeffitsiyenti 1 1 ni kvadrati b y ni koeffitsiyenti u ham 1 ga teng 1 ni kvadrati mana bu formuladan topamiz. Surati 3 ga teng mahraji yildiz ostida 2. Kasra surati va mahrajini yildiz ostida 2 ga ko'paytirsak 3 yildiz ostida 2 taqsim 2 ekanini hosil qilamiz. Shunday qilib koordinatalar boshidan to'g'ri chiziqqacha bo'lgan masofa 3 izoz ostida 2 taqsim 2 ga teng ekan. Demak, berilgan m nuqtadan koordinatalar boshigacha bo'lgan koordinatalar boshidan eng qisqa mana buncha masofada yotishi mumkin ekan. Agar nuqta mana shu koordinatalar boshidan tushirilgan perpendikulyarda bo'lsa, ya'ni m nuqta mana bu yerda bo'lsa, bu holda nuqtadan koordinatlar boshigacha bo'lgan masofa 3 izoz ostida 2 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Agar m nuqta boshqa joyda bo'lsa, u masofa m nuqtadan koordinatlar boshigacha bo'lgan masofa bundan katta bo'ladi. Xo'p, navbatdagi masalaga o'tamiz. M 2 1 nuqtadan mana bu to'g'ri chiziqqacha eng qisqa masofani toping. Yana mana shu formuladan foydalanamiz. Dastlab tenglamani quyidagicha yozamiz. Y ni o'ng tomonga o'tkazib, x minus y plus 2 teng 0 deb yozamiz. Demak, x0, y0 nuqta bizda 2 yu 1 nuqta ekan. Ana berilgan nuqtadan berilgan to'g'ri chiziqqacha bo'lgan masofani topamiz. Buning uchun yana mana shu formuladan foydalanamiz.
Dediğim x'in oranı 2 ne var koyalımız. Minus y'in oranı 1 koyalımız. Ve plus 2 ne? Bu modu var. Bunu yazıcı aslında a kvadrat koşu b kvadrat. A 1 getirdim. B minus 1 getirdim. Yani 1'nin kvadratı koşu minus 1'nin kvadratı. Hadi ya da kalıp gerekmez. Tabi 2'den 1'den etsek 1, 2'nin pozisyonu 3, 3 taksım, yıldız asılı da 2. Yıldız asılı 2'yi götürsek, 3 yıldız asılı da 2 taksım, 2 ekranını hasatlamamız. Şimdi yakala bu noktadan bu torsuzluğu kaçar bölgenin masrafı, 3 yıldız asılı da 2 taksım, 2 ekranı ekranı. Bunlar baktaki masal yaratırız. Bizi yine iki doğru çizgi verilgen. Y 2x minus 1 ve y 2x plus 1. Bu doğru çizgi arasındaki masafanı takayım. Yani bu iki doğru çizgi bana görüşümüz mümkün. Bırçak koefisiyentleri teyim. İki doğru çizgi bırçak koefisiyentleri teyim olsa bu net doğru çizgi paralel bulanır. Bu paralel doğru çizgi arasındaki masafa degenlerini biz neden düşünüyoruz? Bu doğru çizgiler getirdiğinde kadar üçüncü doğru çizgi yapacağımız. Bu doğru çizgilerin paralel doğru çizgilerden keskin noktaları A ve B olsun. A ve B noktalar arasında gelen masrafa ve bu paralel doğru çizgiler arasında gelen masrafa bulanır. Bunu kanıya kalıp tapağımız. Bunun için, tapışı için birinci doğru çizgilerden bir arta nokta alalımız. Mesela birinci doğru çizgilerden 2x minus 1. X'nin oranına 0 koyuyoruz. O halde y minus 1 getirin bunlarla. Hani bir tane nokta aldık. X 0, y 0. Şimdi şu noktadan, yani x 0, y 0. 0, minus 1. Ara bu noktadan ikinci doğru çizgi kaçırıp bugün masafanı kapalıyız. Yani bir tane doğru çizgiden bir tane noktanı aldık. Bundan ikinci doğru çizgi kaçırıp bugün masafanı kapalıyız. Şundan iki tane paralel doğru çizgiler arasındaki masafanı kapalıyız. Bulamayız. Ve bunun için biz ikinci denemeni alalımız. Bunu kuyuda geçe yazalımız. 2x minus y. Yani y'nin oynatamayı götüreceğimiz. Biliyorsunuz da. Değil mi? Yani bana bu noktadan bu doğru çizgi kaça bölgen masrafını kapalımız. Yani bana bu formuladan faydalanalımız. D değil. X'nin oranına 0 koyalımız. 0. Y'nin oranına minus 1 koyalımız. Minus 1. Biliyorsunuz da. Modulu taksın yıldız aslında a kvadrat 2'nin kvadratı koşu b kvadrat minus 1'nin kvadratı süratı 1 koşu 1 2 yıldız aslında 4 koşu 1 5 ve 2 taksın yıldız aslında 5 kasını süratı ve mahrajını yıldız aslında 5 gibi paylaşırız 2 yıldız aslında 5 taksın 5 bir kendini hasaplamamız. Şimdi kadar bana bir iki doğrusu arasında bir masrafa 2 taksın x 5 yok ki 2 x 5 taksın 5 yok ki.